Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman. Kanalından yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Tamper Monkey eklentisini Google için, tabi var olan eklenti arkadaşlar, sizler için yeniden tanıtmak istedim. Biliyorum altında birçok olumsuz yorum almaya başladım. Bunlar da beni rahatsız ettiğinden dolayı yeni bir video çekimi gerçekleştirmek istedim arkadaşlar. Bu videomuzda da dediğimiz gibi Tamper Monkey'i detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Bazı arkadaşlar anlamıyormuş, gerçekten anlamıyor arkadaşlar. Ben bazı arkadaşlar biliyorum da konu video içerisinde konu etmek istemiyorum. Bir de çok olumsuz yorumlar yapıyorlar arkadaşlar, can sıkıcı yorumlar. Bundan dolayı da videoyu kaldırmayacağım ama üzerine yeni bir video da oluşturacağım. Bu videomda dediğim gibi Tamper Monkey'i net bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Script nasıl eklenir? Script nedir? Tamper Monkey ne işe yarar? Tamper Monkey'i Google'a nasıl ekleriz? Onları teker teker göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Tamper Monkey'i nasıl eklenir onu gösterelim. Şimdi Google ekranı açtınız. Google ekranında şu sol köşede arkadaşlar uygulamalar seçeneği var gördüğünüz gibi. Bu genelde %50 tüm kullanıcılarda mevcuttur. Ama olmayan arkadaşlar varsa öncelikle bunun üzerinden göstereyim. Uygulamalar kısmına gidiyorsunuz. Buradan web mağazası seçeneği var. Buna tıkladığınız zaman arkadaşlar Chrome web mağazasını açıyor. Bu şekilde web mağazası açılıyor. Bunu kapattık. Buraya da Google arama ekranında da web store yazıp enter'e bastıktan sonra karşımıza çıkan arkadaşlar Chrome web mağazası uzantılar var. Burada gördüğünüz gibi web store yazdığınız zaman çıkmayabilir. Google web store yazmayı deneyin arkadaşlar. Dediğiniz zaman da yine başka yerde yine reklam içeren bir site çıktı. Bunlara dikkat edin, bu kısımlara. Burada Google Chrome web mağazası diyor. Buna tıklayın arkadaşlar. Yazar zaten üzerinde. Yine aynısı gibi açıldı arkadaşlar ekran. Burada bir arama ekranı var. Arama ekranına Tamper Monkey yazdığınız zaman zaten otomatikman çıkıyor arkadaşlar. Size 2-3 tane seçenek çıktı. Gördüğünüz gibi. Süper. Arkadaşlar arama yaptıktan sonra karşınıza çıkan 3 tane seçenek var. Kusura bakmayın, videoyu duraklattım. Bazı teknik hatalardan dolayı. Her neyse burada gördüğünüz gibi Tamper Monkey yazıyor. Tamper Monkey beta yazıyor. Bir de clipboard Tamper Monkey clip copy. Bu aslında Tamper Monkey gibi çalışan Google'un ekstra bir eklentisi arkadaşlar. Ama clip copy for Tamper Monkey daha çok Tamper Monkey içerisinde eklenen bir script. Sadece script'in uygulamasını yapılmış bir şey. Eklenti sadece arkadaşlar. Burada iki tane seçenek var. Birincisi Tamper Monkey, ikincisi Tamper Monkey Beta. Bunların ikisini de ekleyebilirsiniz. Bizimki ikisi de ekli ama ben aktif olarak Tamper Monkey Beta'yı kullanıyorum arkadaşlar. Tamper Monkey normalini kullanmıyorum. Zaten bu Android için de kullanılabilir seçeneği var. Yani Android cihazların içinde bu Tamper Monkey eklentisini kullanabilirsiniz. Bir tane daha vardı ya o. Neyse arkadaşlar, onu ilerleyen günlerde farklı bir eklenti ile, yani script kurulum yapabilen bir eklenti daha vardı. Grace Monkey miydi? Aklıma tam olarak gelmiyor. Onu da ilerleyen günlerde videosunu çekerim. Şimdi buradan herhangi birine bu şekilde Chrome ekle seçeneği var. Bunların ikisi de ekli zaten bende. Bunları ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra şuraya küçük bir ikon oluşuyor arkadaşlar. Bu da Tamper Monkey'in eklendiğini gösteren bir ikon. Kusura bakmayın, kapı çaldı yine. Arkadaşlar kusura bakmayın, birdir bebek ağlaması, ikidir kapı çalması, bu şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Videom yine saçma sapan hal almaya başladı. Uzatmadan arkadaşlar script'imizi ekledikten sonra buradan script'in üzerine tıklayıp dashboard seçeneği var gördüğünüz gibi. Dashboard'a tıklıyoruz, yeni bir sayfada script'lerin ekli olduğu, script'lerin yüklü olduğu ekran geliyor arkadaşlar. Burada script'ler, yani hangisi yüklü onları görebiliyorsunuz. Burada yeni bir script ekleyebilmeniz için şurada bir seçenek var arkadaşlar. Artı seçeneği, artı beyaz bir sayfa var gördüğünüz gibi. Buna tıkladığınız zaman bu şekilde bir sayfa açılıyor. Sizlere paylaştığım script'leri nasıl ekleyebilirsiniz? Buradan direkt bunun altına ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Burayı silin komple. Çünkü burada bu şekilde hazırlamasının sebebi bu bir başlık kısmı. Yani bir giriş kısmı arkadaşlar. Script yazabilen insanlar varsa alt taraftan direkt script'ini yazmaya başlayabilirler.
Yazmayı bilmiyorsanız, direkt eklemek istiyorsanız arkadaşlar, zaten paylaştığım scriptler üzerinde başlık kısmı otomatik eklenmiştir. Sadece sağ tıklayıp yapıştır dediğiniz zaman veya Ctrl B ile kopyaladığınız scripti buraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştır dedikten sonra da şuradaki kayıt butonu var. Sav yazıyor gördüğünüz gibi. Kaydet dediğiniz zaman buraya görünüyor arkadaşlar scriptiniz. Peki scripti nereden bulabilirsiniz arkadaşlar burada? Burada arama yapabilirsiniz mesela veya isme göre yapabilirsiniz. Veya işte Ctrl F dersiniz. Burada bir arama ekranı çıkıyor. Scriptin içerisinde özel bir arama ekranı çıkıyor arkadaşlar. Bu scriptin özelliklerinden bir tanesi Ctrl F, yani script dashboard ekranı içerisinde Tamper Monkey'in script tahtası üzerinde Ctrl F'e basarsanız bu şekilde bir arama ekranı çıkar. Mesela bunu Google'da veya farklı bir metin dosyası içerisinde veya Excel'de, Word'da yaptığınız zaman da bir arama menüsü çıkıyor bildiğiniz üzere. Bunda bu şekilde çıkıyor. Bu bunun özelliklerinden bir tanesi zaten arkadaşlar. Ekstradan şurada settings kısmı var. Settings kısmında işte neymiş bu? Confirm modu, dil. Dili buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Tabii Türkçe dil desteği yok. Gördüğünüz gibi bütün yabancı diller var ama Türkçe yok arkadaşlar. Locking level mesela kilitlenme durumu, error, debug warning. Bu şekilde size bir bildirim gösterebilir. Error veya warning. Mesela script çöktüğünde, script yeni bir güncelleme aldığında ve hata olduğunda arkadaşlar bu şekilde size bir bildirim gösterir bu seçenek. Appearance özellikler diyor. Burada default seçeneği varmış. Sağ kısmında sadece direkt kaydedebiliyorsunuz. Script update, everyday, never, every week, haftada bir veya günde bir veya 12 saatte bir veya 6 saatte bir veya her zaman mı bu, never anlayamadım onu. Extemals, update invertal. Pardon, externalsmış. Bu externals galiba arkadaşlar Tamper Monkey'in güncellemesi. Bu da script güncellemesi. Import. Burada da arkadaşlar Navitas Script Import. Yani dışarıdan bilgisayarınızdan script yükleyebiliyorsunuz. Eğer metin dosyasında bir scriptiniz mevcutsa burada bakalım. Passive Extension. Passive Add. Extension kaldır. Bu enable script import muhtemelen ya importu dışarı aktarıyor veya da içeri aktarıyor arkadaşlar. Bunun import export ya içeri aktarıyor ya dışarı aktardığı birisiydi. Bunun pek ilgim yok. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar install Azure script, yani crawl olan Azure scriptlerin bölümüne yeniden geldik. Buradan mesela bir tane scripti özelleştirmek istiyorsunuz. Ve scriptiniz diyelim ki Slither.io ile. Slither.io da üzerine bastığınız zaman script'in menüsü açılıyor arkadaşlar. Bu kadar kısa bir script yapılmış mesela. Burada diyor işte Location Protocol ya da işte Document Heat başlığı. Gördüğünüz gibi burada gireceğiz işte Slither.io ya da http://slither.io işte .io /. Bu şekilde girdiğiniz siteleri farklı farklı biçimlerde, tabii Türk sitelerine göre bu bir örnek arkadaşlar. Slither.io üzerinden değil de farklı bir script üzerinden de bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ben genelde editliyorum bütün scriptleri, yüklediğim scriptleri. Burada setting kısmı var. Ayrıca script'in setting kısmı da var arkadaşlar. Buradan script özelliklerini ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz veya yönetici izni verebilirsiniz script'e. Bu şekilde script'leri de içerisinde düzenleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar videomuz 10 dakikaya doğru giriyor. Dediğimiz gibi video altında sizler için Google Chrome web mağazası içerisinde gösterdiğimiz eklentilerden iki tanesini link olarak vereceğim. Video altından da indirebilirsiniz. Script'in ne olduğunu da söyleyecek olursak arkadaşlar, script herhangi bir web sitesi için özelleştirilmiş bir modifiye hali diyelim biz buna. Mesela işte Google'da daha çok veri aramanızı sağlayabilen, Facebook'ta işte diyelim ki timeline'ı otomatik temizleyen veya oyun isteklerini otomatik temizleyen scriptler veya işte rengini, arka planını değiştiren, diyelim ki script mesela Facebook üzerinden bildirimleri sesli olarak almak istiyorsunuz, ses ekleyebiliyorsunuz.
YouTube'dan videoları veya sesleri otomatik indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Slither.io veya bu tür IO oyunları oyunlarında hack veya oyun için trainer hazırlanmış scriptleri yükleyebiliyorsunuz. Hileli yani oyun hileleri de var mevcut. Herhangi bir sosyal platformda video veya resim indirebiliyorsunuz, özelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz scriptlerle. Yani Google'u bir nevi modifiye ediyorsunuz. Script budur arkadaşlar. Yani ben pek detaylı bir şekilde anlatamadım sizlere. Bu şekilde anlatayım dedim. Dediğimiz gibi arkadaşlar, aklınızda herhangi bir şey takılırsa video altına yorum yapın. Birincisi. İkincisi, dediğimiz gibi, özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın, yine bir teknik sebepten dolayı videoyu duraklatmak zorunda kaldım. Burada eğer aklınıza takılırsa veya script isterseniz arkadaşlar video altına lütfen yorum yapın. Biz de ona göre bir video çekelim, scripti inceleyelim, kullanalım, daha sonra da paylaşalım arkadaşlar. Bazı arkadaşlar işte bu kadar scripti ne yapacaksın, mezara mı götüreceksin diyor. Şimdi benim elimde 100 bin tane script var. Nereden başlayayım, hangi birinden başlayayım bilmiyorum ki. Yani ben ünlü olan sitelerin scriptlerini paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. İsteyen olursa da video altına ben şu sitenin veya platformun scriptini istiyorum. Varsa lütfen rica etsem yayınlayabilir misin veya videosunu çekebilir misin derseniz seve seve videosunu çekerim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen, beğenmezseniz de beğenmeme tuşlarına basarak bizi destekleyebilirsiniz. Neden beğenmediğinizi belirtirseniz daha iyi videolar çekmeye çalışırız arkadaşlar. Sizin için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.